Madenli beldesi Rize'nin doğusunda Çayeli ilçesi sahilinden 7 kilometre içeride ve güneyde yer alır. Doğusunda Derebaşı köyü, turistik Ağran şelalesi ve Isırlık tepeleri. Batısında Güzeltepe, Makraş ve Musa Dağı. Güneyinde Çinefol Dağları, Seslidere, Buzlupınar, Yeşiltepe, Kaptanpaşa, Çukurlu Hoca, Çataldere ve İncesu köyleri. Kuzeyinde İncesırt, Sarısu, Yamaç köyleri ile Çayeli'nin Aşıklar ve Zancel mahalleleri yer almaktadır. Madenli'de 1973 yılında belediye kurulmuş olup 8 mahallesi mevcuttur. 8 mahalle 30 kilometre karayolu ile merkeze ve birbirine bağlıdır. Bu yolların tümü betonla kaplanmıştır. Madenli beldesi Karadeniz dağlarına doğru Büyükdere Vadisi'nin iki yamacına kurulmuş tabiat harikası bir yerleşim merkezidir. Büyükdere bir elmanın iki yarısı gibi beldeyi ikiye böler. Bu iki yaka üzerinde kurulan 3 adet beton köprü, 3 adet tarihi asma köprü ile birbirine bağlanmaktadır. Madenli beldesinin nüfusu 2009 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü'nün açıklamış olduğu son verilere göre 2636 olup 1450 hektar alana sahip 8 mahalleden oluşmaktadır. 2007 yılında Çayeli İncesırt Köyü'nün Latifli Köyü sapağından Madenli Merkez Mahallesi arasında kalan Doğurtli mevki Madenli Merkez Mahallesi'ne bağlanmıştır. Merkez Mahallesi'ne bağlanan Doğurtli mevkiinin beldenin 9. mahallesi olarak yeni mahalle ismiyle ayrı bir mahalle olarak ayrılması çalışmalarının son safhasına gelinmiştir. Madenli beldesinin doğusunda Merkez, Yazıcılar, Habipoğlu ve Topkaya mahalleleri, batısında da Kazancılar, Maden, Çamlıca ve Aloğlu mahalleleri yer almaktadır. Madenli beldesi Merkez Mahallesi'nde eğitim öğretim alanında 750 öğrenci kapasiteli 75. yıl YİBO Bölge Yatılı İlköğretim Okulu ile 250 öğrenci kapasiteli Madenli İlköğretim Okulu mevcuttur. Ayrıca 3 adet cami, 1 adet erkek talebe yurdu, 1 adet kız talebe yurdu bulunmaktadır. Erkek talebe yurdu bünyesinde kurulan İsabet Etüt Eğitim Merkezi 250 öğrenci kapasitesiyle faaliyetine devam etmektedir. Madenli beldesinin Maden Mahallesi hariç her mahallesinde cami mevcuttur. Madenli beldesi Merkez Mahallesi sınırları içerisinde işletme olarak Parketaşı İmalathanesi, Boşnakoğlu Çelik Metal, Total Akaryakıt İstasyonu, Çayeli Hazır Beton İşletmeleri mevcuttur. Ayrıca Madenli Beldesi Maden Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ mevcuttur. Burada dünyanın en kaliteli bakır cevheri bulunur. Bu cevher Kanada firması İnmet tarafından işletilmektedir. Bu işletmenin Madenli Beldesi'ne ekonomik, sosyal ve kültürel yönden büyük katkıları vardır. 500'e yakın çalışanı ile oldukça büyük bir tesistir. Bu çalışanların 280 dolayındaki çalışanı Madenli Beldesi ve çevresindendir. Madenli Belediyesi 1973 yılında kurulmuş şirin bir belde belediyesi olup bölgesinde bulunan belde belediyeleri içerisinde ekonomik açıdan örnek gösterilebilecek bir belediyedir. Çevre ve altyapı hizmetlerini tamamlayıp örnek bir belediye olma yolunda hızlı adımlarla yürümektedir. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ilk kez seçilen Mustafa Tüylüoğlu belediye başkanlığı görevini yürütmektedir. Belediye bünyesinde 5 adet kadrolu memur, 6 adet kadrolu işçi ve 5 adet de hizmet alanı ile çalıştırılan işçi olmak üzere toplam 15 adet çalışanı ile çalışmalarını yürütmektedir. Beldede 1986 yılında kurulan Madenli Spor Kulübü bugüne kadar birçok lisanslı futbolcu yetiştirdi. Rize Amatör Ligi Büyükler kategorisi A grubunda mücadele eden Madenli Belediyespor'a başarılar diliyor ve şimdi sizlere Madenli Belediyespor adına İstanbul'da yapılan geceyi sunuyoruz.